Merve, evet. Biz seninle nasıl tanıştık? Nasıl tanıştık sen başta? Hayır, ben sana soruyorum. Ne gördüğümde ne hissettim? Sen söyleyeceksin. Hola, bienvenido a mi canal. Sevgili arkadaşlar, bugün Merve ile biz nerede tanıştık, nasıl tanıştık, tanışırken neler hissettik, bunları tek tek size belirtmek istiyorum. Çünkü yorumlardan çok fazla soru sormuştunuz ve bu soruların cevaplarını biz size bugün vermek istiyoruz. Evet. En önemli nokta, biz ne zaman evleneceğiz sorusu. Ne zaman evleneceğiz? Ben de bilmiyorum. İlk tanışmamızın nerede olduğunu Merve'ye sormak istiyorum. Merve de bunu bize cevaplamak istiyor. Ben o esnada çalışıyordum zaten, çok tabii, yoğun bir dönemdi. Yoğundu. Sonra... Küçücük bir şeydi böyle. Mehmet, ben tam merdivende inecektim. Mehmet de merdivenden çıkıyordu. Mehmet beni gördü şöyle bir bak. Sen kimsin ya? Aynen böyle yaptın. Sen kimsin ya dedi. Bir de bizim oralı yani. Aynı zamanda Trakya. Bilmiyordun Edirne. Ama. Tabii, zaman sordun ama. Yani. Utangaçtın böyle. O zaman da biraz daha küçüktüm. Tabii daha yaşım küçük. Daha hala küçük ama. Hala küçüğüm. Tamam, bir şey demedim. Sonra Mehmet'i gördüm. Bu kim ya? Hiç kimseden utanmıyor, bağırarak konuşuyor, herkese laf atıyor. Yani o kadar böyle sempatiktin ki, çok bak, sempatikti. Şimdi herkes bunu bana söylüyor. Tamam, çok sempatik olduğumu söylüyor. Gerçekten teşekkür ediyorum. Yorumlarda da herkes bunu anlatıyor. Çok sempatik, oh, ne vay, aleyküm. Çok dikkat çekiyor. Ortama girdiği zaman inanılmaz dikkat çekiyor. Doğal olarak kim olduğunu merak ettim hani. Nereden çıktın sen birden? Bak, ben bunları bilmiyordum, yeni öğrendim. Evet, daha duyacağın çok şey var. Sonra sen bana dedin ki, senin doğum günün ne zaman? Neden böyle bir şey sordun? Ben de bilmiyorum, biliyorsun. Niye doğum günü sorulur ki? Daha herhalde büyük ihtimalle hediye almayı düşünmüşüm. Biz şimdi ilk tanışma esnamızda tabii böyle bir şey oldu. Tamam, merdivenlerde tanıştık, şirkette, özel bir şirkette tanıştık. Böyle söyleyeyim, kısa kısa anlatayım. Peki ama en önemli bir nokta var. Biz bunu ne zaman bu seninle gerçekleştirdik? Ön önemli nokta. Ha, birlikte olmaya başladığımız zaman. Mesela bana karşı ne zaman böyle şey hissetmeye başladın? Ne sevgili sonra, olacakmış tamam, ki? Tamam, şöyle anlatabilirim. Ben de sizin gibi ilk defa duyuyorum arkadaşlar. O yüzden ya. Buyurun, anlatıyorsun. Şirkette zaten böyle çok dikkat çekiyordun, yanıma geliyordun, Instagram'ımı soruyordu, senin Instagram'ın ne diyordun, ekliyorum diyordun. Çünkü yorumların %90'ında Merve ile ne zaman evleneceksin diye sorup duruyorlar. Biz de size cevap vereceğiz. Şimdi ben ilk önce şunu anlatayım size. Biz Merve ile ilk tanışmadan önce merdivenden yukarı doğru çıkıyorduk. Baktım böyle bir tane kısa etek bir kişi giymiş. Hemen bunu merak ettim ben. Kim olduğunu da sordum. Merdivende karşıladım. Tamam, merdivende karşıladım biz seni. Tamam, merdivende sen beni gördün. Ha. Orada bana bir şey dedin. Ne dedim ben? Ne dedin? İşte onu söyle. Tamam, bu kız kim dedim. Sen kimsin dedim ilk önce. Evet, doğru mu? Sen ha? Kimsin? Tamam, çünkü onu sordum da sen kimsin diye sordum diye. Tamam mı? Ardından biz tabii yavaş yavaş böyle tanışmamadık. Görüşmeye başladık. Telefonumu bana... sormadın. Telefonuma başkası sordu. Grubumuz vardı. Konuşmaya başladık. Sonra özele geçtik. Evet, tabii. Sonra özele geçtik konuşmak için. Daha sonra bak, anlatayım ben size. Tabii biz gizli ondan sonra görüşmeye başladık. Adalara gittik. İstanbul'un belirli böyle güzel yerleri var. Adaları var. Büyükada. Büyükada neydi değil mi? Büyükada'ya gittik. Yanıma geliyor. Hayır, öyle bir şey yok. Tam tersi. Peşimden çok koştu, ben yüz vermedim. Biz iş çıkışları sürekli her akşam buluşuyorduk. Çay kahve içiyorduk, sohbet ediyorduk. Biz çok iyi anlaşıyoruz, çok güzel vakit geçiriyoruz. Biraz alışkanlık oldu böyle. Bir evlenme oldu. Değil mi? Sonra biz ne yaptık biliyor musunuz? Herkesten gerekli. Böyle buluşmaya başladık. Bir arkadaşımız vardı, Mami. Tamam mı? Mavi bizimle bir ay çıkmış olmasına rağmen, bizimle yan yana geziyor olmasına rağmen bizim sevgili olduğumuzu öğrendi. Evet, herkesten sakladık. Evet, herkesten güzel günler geçirmeye başladık. Gerek İstanbul'un sokaklarında, gerek işte İstanbul'un içerisinde sürekli gezmeye başladık. İş çıkış, çay içmeye gidiyorduk, kahve içmeye gidiyorduk. Sürekli, her hafta sonu buluşuyoruz. Tabii, her hafta sonu buluşmaya başladık. Küçük hediyeler almaya başladık. En sonunda ne oldu? İşte biz birbirimizi açıldık ve dedik ki ben seni sevgilim, sen dedin. Sonra... Öyle mi dedin? Hayır, öyle demedik. Ne dedik peki? Bugün de 4. yılımızın bitiş tarihi. Evet, bu 5. yılımızın 1. günü. Kıldırıp neydi? 1. günü değil mi? 5. yılımızın 1. günü. Evet, dün baş başa özel bir yemek yedik mesela. Değil mi? Ben çok utangaçtım ama. Evet, biraz utangaçtım. Tamam, ben ama o kadar da değil. Ben çok tatlı utangaçtım, sen açtın beni. Sabahın 6'sında kalktım ya, düşünebiliyor musun? Evden sabahın 6'sında kalkıyorum ve ta adalara gitmek için
Nereye gelir Mehmet? Erken kalkıyor. Ben çok mucize bir olay. Değil mi? Erken kalkmayı da istemiyorum. Asla erken. Şirkete bile saat 10'da geliyordu. Herkes 7'de şirkette oluyordu ama kendisi saat 10'da şirkette. Benim böyle bir sorunum var. Ben mesela şirkete, ben okulda da öyleyim. Vallahi okulda da öyle biliyorsun. Rahat, çok rahat. Relax. Saat 10'da işe geliyorsun, 10'da işe mi geliyor? Bir de 10'da işe geliyor, herkese sataşıyor, ona sataşıyor, buna sataşıyor, ona bağırıyorsun. Siz merak etmişsiniz. Buyurun Merve, sizin karşınızda size sorulanları tek tek anlatıyor. Evet, biraz aramızda yaş farkı vardı. Acaba bu sorun olur mu diye birazcık irdeledim onu. Değil mi? Sana söylemiştim bunu. Bir de... Biliyor. Evet, öyle bir şey var. Bizim aramızda tabii biraz bir yaş var. 10 yaş var mı? Var. 10 yaş. Yaklaşık olarak bir 10 yaş. Ben ondan büyüğüm, o benden küçük. Zaten normalde de küçücük görmüyor musunuz? Küçücük bir şey. Aslında çok büyük bir problem değil ama yani aslında Türkiye'de bunu birazcık problem yapıyorlar. Evet. Türkiye'de biraz bu problem. Aileler tarafından hani o çok büyük, sen küçüksün, anlaşabilir misiniz? Yani belki karşıdan ben de başkasına baksam öyle düşünürdüm. Tabii, doğru söylüyorsun. Ama düşünmüyorum. Ama düşünmüyorum şimdi. Neden? Çünkü artık bana alıştı. Alışmış olduğundan çünkü dolayı. Çünkü çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi çok iyi dengeliyoruz. Çok güzel dengeleyebiliyoruz. 4 yıldır oldu arkadaşlar. Bizim 4. yılımız bitti. Siz ne zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz? Ben de diyorum ki hep Merve'nin yüzünden. Ben çok gidiyorum ama Merve ile bir türlü karar alamıyoruz. Evet. Şimdi babasından istemeye gideceğiz. Yani böyle uzun uzun şeyler. İstememiz olacak. Nişanımız olacak. Sonra bohçamız olacak. Siz bize bohça getireceksiniz. Biz size bohça götüreceğiz. Bir de evlilik şeyleri, adetleri çok farklı bunlar. Evet, adetleri. Gerçekten aslında biz aynı şehirde sayılırız. Aynı bölgede, aynı bölgede yaşarız. Aynı. Ama adetler farklı. Yakın bir zamanda düşünüyor musun? Tabii. Bana evlenmek. Kesinlikle. Bana hiç öyle gelmiyor ama. En yakın zamanda zaten sizinle birlikte paylaşacağım. Arkadaşlar beni oyalıyor. Sen ya da onu inanılmaz komik bir insan. Ya da dışarıdayız. Acaba ben kapıyı kapatmış mıydım? Açık mı unutmuştum evde? Muslukları açık mı unutmuştum? Kapalı mı unutmuştum? Bu dar alanda durma sorunu var. Asansörde doğru dürüst duramıyorum. Metrolara pek fazla binemiyorum. Yüksek yerlerde çok fazla duramıyorum. Bu da benim hayatımı etkiledi yani. Ama uçaktan korkmuyorum. Böyle de bir şey var. Uçaktan gideyim, Brezilya'ya gideyim, Meksika'ya gideyim, gene korkmuyorum. Ben uçağa asla bir daha. Onu yenemiyorum bir türlü yani. Merve. Ey sen onu takip edelim. Çoğu sana soruyor. Sen Müslüman mısın? Sen değil misin? Elhamdülillah. Müslümanım. Bir daha söyle bakayım. Elhamdülillah Müslümanım. Şimdi herkes soruyor. Ne zaman evleneceksin? Şimdi bu soruyu ne zaman düşünüyorsun? Tamam. Diamond. Yani şimdi evlilik öncesi biliyorsunuz ki evlilik teklifi yapılması gerekiyormuş. Yani bizim adetlerde öyle. Ben çok fazla bu adeti tasvip etmiyorum. Ve romantikliği seven bir insan değilim daha doğrusu. Yani olması gereken neyse onu olmaya çalışıyorum. Şeylere önem veriyorum. Beni yemeğe çıkarsın. Işıklarında yemekler. Olur bence. Yani çok romantik değil mi? Ne zaman? Belki birkaç ay içerisinde zaten sizinle birlikte paylaşacağım evlilik teklifini gerçekleştireceğim. Şöyle bir tane zirkon taşla bir yüzük, tek taş. Zirkon? Zirkon evet, diamond no. Peki, bir sorum daha olacak. Şimdi biz Mehmet'le ayrı şehirlerde yaşıyoruz. Yaklaşık aramızda bir 4 saatlik mesafe var arabayla. Biz evlenince İstanbul'da mı yaşayacağız yoksa? Edirne'de mi yaşayacağız? Bu soruyu bir şey izleyenlere bırakalım. Size soru soruyorsam, biz evlendiğimiz zaman kız erkek tarafının yanında mı kalır, erkek kız tarafının yanında mı kalır? Bunu cevaplayın lütfen, rica ediyorum. Yani ben mi İstanbul'a gideyim, o mu Edirne'ye gelsin? Anket olarak bunu yapacağız, tamam mı? Anketin başında da mutlaka bunu izleyin, ona göre hareket edeceğiz, tamam mı? Çünkü ben İstanbul'u sevmiyorum. İstanbul kalabalık ben bir şey. Ben de Edirne'yi bilmiyorum. İstanbul'a mı? Edirne. Edirne deme. Takipçilerimizin cevabına göre karar verelim. Evet, zaman. Sizin kararınıza göre hareket edeceğiz. Ama lütfen ankete katılın. Şimdilik bizim tanışma postumuzda ve aynı zamanda evliliğimizin ne zaman oluşumda videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese çok hepinizi çok sevdiğinizi size söylüyor. Ben de her zamanki sloganlarımdan bir tanesini daha söyleyeyim. La vida es bonita. Hepsine çok teşekkür ederim. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.
Hoşçakalın.